Evet değerli takipçiler, bugün benim için çok önemli bir konuk ve çok önemli bir konu var. Konu nedir? Benim için önemli olan konu bireysel emeklilik. Bireysel emeklilikle beraber de yatırım fonları. Yatırım fonları bence memleket meselesi. Her yerde bunu anlatıyorum televizyon kanallarında da. Çünkü insanlar çok yanlış hisseler alıyorlar. Bu yanlış hisseler aldıklarından sonra para kaybediyorlar. Sonra da borsa kötü, hayat kötü, dünya kötü diyorlar. Ama aslında doğru yatırım fonlarına paramızı koyarsak uzun vadede paramız çok artabiliyor. Peki yatırım fonu nedir? Bireysel emeklilikteki yatırım fonları nedir? Bireysel emekliliğe ne zaman yatırmalıyız? Ne zaman yatırım fonlarına yatırmalıyız? Onları da Selma ile konuşacağız. Selma Çelik kimdir? Zaten daha önce de programlar yaptık ama Selma çok kısa yine kendini anlatırsan sevinirim. Merhaba, teşekkürler Mert Bey konuk ettiğiniz için. Çok kısa ben kendimden bahsedeceğim. İstanbul Üniversitesi İşletme mezunuyum. Sabancı Eksekutif MBA'yı tamamladım. MIT'de finans eğitimi aldım. Marmara Üniversitesi'nde İktisat Politikası yüksek lisansını tamamladım. Yaklaşık 17 yıl boyunca bir Türkiye'de yerleşik bir emeklilik şirketinde fon yönetimi bölümünde çalıştım. Şu an Fonart Sigorta, Fonart Eğitim kurucusuyum. Bununla birlikte Roto Portföy'de de partnerlik ilişkisi içerisindeyiz. Bugün özellikle Mert Bey'in girişte söylediği gibi bize gelen, biz yatırım fonlarıyla ilgili katılımcılara olabildiğince detaylı bilgi sunmayı hedefliyoruz. Yani hangi fon, hangi piyasa şartında nasıl kazandırır, nasıl işler içeriği, bununla ilgili bilgi vermeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte en temelde Mert Bey'in belirttiği gibi üzerinde durulması gereken konu bireysel emeklilik yatırımıyla yatırım fonu yatırım arasındaki fark. Bunu çok kısa... Evet, nedir? Bize anlatın mesela. Nedir? Şimdi, ne fark var? Bireysel emeklilik yatırım fonu bireysel emeklilik fonlarını bireysel emeklilik şirketleri kuruyor ve bireysel emeklilik sistemine girenler sadece bu fonu alabiliyor. Yani bireysel emeklilik şirketiyle aranızda bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. Yatırım fonu ise portföy yönetim şirketleri tarafından kuruluyor. Dileyen herkes dilediği zaman dilediği fonlarda alım satım alma hakkına sahip, hatta çalıştıkları bankanın sistemi üzerinden de girip yatırım fonu alımı gerçekleştirebiliyorlar. Bununla birlikte bireysel emeklilik tarafında yılda 12 kez değişiklik yapma hakkı var ve değişiklik yaptığınız anda o para boşta kalamaz. Sistemden çıkmadığınız sürece hemen başka bir fon seçmeniz gerekir. O fonu alayım, kullanayım, tekrar sisteme geri entegre edeyim diye bir işleyiş orada yok. Yatırım fonlarında ise dilediğiniz zaman, yıl içinde dilediğiniz zaman satabilir, dilediğiniz zaman tekrar yerine alabilir. O parayı birkaç gün vadesi de tutabilirsiniz. Dolayısıyla yatırım fonları yatırımı biraz daha bireysel emeklilikten bu açıdan ayrışmakta. Diğer yandan bireysel emeklilik sisteminin tabii bildiğimiz üzere en güzel tarafı ki dünyada neredeyse eşi benzeri bulunmayan bir avantaj. %30 devlet katkısı. Yatırdığınız katkı paylarına yıllık brüt asgari ücret kadarı olanına %30 devlet katkısı alma fırsatı tanıyor. Yani örnek veriyorum, 100 bin lira yatırdınız, 30 bin lira devlet katkısı alıyorsunuz. 200 bin lira yatırdınız, 60 bin lira devlet katkısı alıyorsunuz. Yatırım fonlarında bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından alınmaktadır. Burada öyle bir teşvik yok. Çünkü burası daha çok kısa vadeli nakit yönetimi, orta vadeli, kısa vadeli nakit yönetimi gibi düşünebiliriz. Bireysel emeklilik tarafında daha çok uzun vadeli tasarruf yöntemi ve olarak da sınıflandırabiliriz. Burada bir soru sorayım. Arada araya gireceğim ki vatandaşa soruları olabilir diye. Şimdi mesela benim 1 milyon lira bir param var Selma Hanım. Bu soruların cevabını biliyorum değerli arkadaşlar ama siz bilin diye bir daha soruyoruz. Şimdi bilmiyormuş gibi yapacağım. 1 milyon lira bir param var ve benim 1,5 yıl sonra bu parayı ya da 2 yıl sonra bu parayı çekmem lazım. Çünkü çocuğumun okuluna para yatıracağım. Veyahut da 6 ay sonra çocuğun okul taksiti var veya kızımı evlendiriyorum. Bu durum için bireysel emeklilik mi? Ya toplu bir param var 1 milyon lira değil mi? Yatırım fonu mu? Bireysel emeklilik mi? Şimdi bireysel emeklilikte de yatırım fonları yatırımında da belli mevku kıymetlere yatırım yapılıyor. Güzel getirileri var. Hem bireysel emeklilik sektöründe hem yatırım fonları sektöründe güzel getiriler var. Bireysel emekliliğin biraz önce belirttiğim %30 devlet katkısı avantajından faydalanmak için belli bir dönem geçirmek gerekiyor. En az 3 yıl sistemde kalmış olmak gerekiyor ki %15'ini alabilelim. İşte 6 yıl sonra %35'i, 10 yıl sonra %60'ı, hem 10 yıl hem 56 yaşa kadar kalırsak da %100'ünü alabiliyoruz. Dolayısıyla bireysel emekliliği biraz daha böyle ileriki yaşlarımıza, biraz daha orta uzun vadeli tasarruf yapmak istediğimiz bir alan olarak konumlandırmalıyız. Bundan 6 ay sonra paraya ihtiyacınız varsa, 8 ay sonra paraya ihtiyacınız varsa bunun doğru adresi yatırım fonları yatırımı. Bravo.
olacaktır. Yani 6 ay sistemden girip çıkayım ki kesintiler de burada devreye girer. Dolayısıyla sorunun cevabı kısa vadede yatırım. Dolayısıyla şu, bireysel emeklilik bence biraz daha en az bir 10 yıl köşede tutacağınız para ve küçük küçük biriktireceğiniz paralarla yapılacak bir yatırımdır. Ayda 10 bin lira, 20 bin lira, 20 bin liranın yaklaşık, ona şimdi birazdan Selma söyler, ciddi bir teşvik de var devletten. Dolayısıyla düzenli para yatırmak için bir kumbara ama yine yatırım fonu alınıyor. Yatırım fonları ise toplu bir paramız var. 2 milyon lira, 3 milyon lira. Ben bununla 6 ay sonra çekeceğim, 1 yıl sonra çekeceğim dediğimizde daha çok kullanacağımız bir enstrüman. Ama aslında ikisinde de yatırım fonu var. İkisi de yatırım fonu. Biri daha kısa vadeli kullanabileceğiniz bir yatırım fonu. Öbürü kumbara gibi biraz daha uzun süre tutacağınız bir yatırım fonları sepeti gibi. Evet, aslında şöyle yatırım fonları, yatırım iştahı, piyasa şartları ve gelir düzeyi gibi parametrelere göre tasarruf ve yatırımlarını şekillendirmek isteyen kişilere yönelik diye düşünebiliriz. Bireysel emekliliği de biraz daha Mert Bey'in söylediği gibi tasarruf alışkanlığını belli bir düzene bağlamak isteyenlere uygun bir sistem olarak özetleyebiliriz. Ben şöyle diyorum valla Selma, halkın anlayacağı dile. Köşede parası olup biraz böyle durumu iyi olan, 3-4 milyon olan yatırım fonu alıyor. Küçük param var, 20 bin 30 bin biriktireceğim, gelecekte 3-4 milyonum olsun diyenler bireysel emeklilik alıyor gibi anlayabiliriz aslında. Evet. Gerek BES'te gerekse yatırım fonlarının getiri oranı seçilen fon ve yatırım süresine göre değişkenlik gösterir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bize ulaşan bazı katılımcılar, örnek veriyorum, 100 bin lirayla girip bunun 6 ay içerisinde belki 10 kat, 100 kat olması ile ilgili bir beklenti yaratıyorlar. Şimdi bu piyasa şartına göre değişen bir şeydir. Şöyle, yatırım fonlarında olsun, bireysel emeklilik yatırım fonlarında olsun, ilgili mevku kıymetin getirisine paralel bir getiri katılımcıya verilir. Örnek veriyorum, siz %100 hisse senedi fonu seçtiyseniz, o yıl hisse senedinin getirisi sadece %10 sınırlı kaldıysa, hani bunun getirisi de %100 olmaz. Yani ne yapar? %20 olabilir, %30 olabilir, %40 olabilir. Güzel kağıtlar seçmiştir, portföy yöneticisi iyi bir fon yönetimi yapmıştır. Tabii ki fark yaratır. Örnek veriyorum, geçen sene %38 Borsa İstanbul getirisi varken yatırım %90-92 getiri sağlayan hisse senedi fonu getirileri var. Burada yine bir araya girmek istiyorum. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi siz %38 endeks yapmışken bu fonları alarak, bu fon derken hangilere bakacağız şimdi, iyi bir fonu alarak %70, %80, %90 kazanabiliyorsunuz. Çünkü niye? Endeksin içinde kötü şirketler de olabiliyor, iyi şirketler de olabiliyor. Fon içinden en iyilerini seçiyor, kötülerini ayıklıyor. Daha böyle performansı iyi olacak, bilançosu iyi olacak, durumu iyi olanlara odaklanıyor. Hatta ben çoğu insanda şunu görüyorum, o yüzden bu yatırım fonu çok önemli. %38 borsa artmış Selma, %38 artmış borsa, soruyorum. Senin durumun nedir? Ben çok zarardayım. Sen zarardaysan demek ki sende bir problem var. Demek ki sen hisse senedi seçemiyorsun, seçsen de zamanını doğru seçemiyorsun. Ama yatırım fonları çok daha iyi seçiyor. Yatırım fonlarının özelliği, eğer hisse senedi yatırım fonuysa endekse göre getirisine bakılır. Altın fonuysa altına göre getirisine bakılır. Bunları zaten birazdan bakacağız. Ama aslında bir şey gibi düşünün. Büyük bir toptancı, büyük bir süpermarket gibi düşünün. Siz tek başınıza bir yoğurt aldığınızda alacağınız rakam 10 liraysa o büyük süpermarket o yoğurdu 80 liraya, 8 liraya alabiliyor. Bu şirketlerde, bu fonlarda çok daha uygun fiyatla doğru hisseleri doğru fiyatla alıp size kazandırmak için çaba sarf ediyorlar. Bir de tabii havuz yönetimi gibi düşünün. Yani olabildiğince analiz yapılıyor. Profesyonel bir yönetim tabii var. Çok ciddi analizler yapılıyor. Risk yönetimi yapılıyor. Dolayısıyla bir de şöyle düşünün. Onların işi o. O takip etmek, piyasayı yakından analiz etmek. Ya, kumar şirketleri almıyor adamlar. Yani asansör, bir böyle benim hep örnek verdiğim Hüseyin İthalat, İhracat, Nakliyat diye böyle bir masa iki kasa şirketleri almıyorlar. Bunlar büyük dev şirketler alıyor. Ama şurada sıkıntı şu Selma. Vatandaş, biraz böyle interaktif yapmak istiyorum. Vatandaş da şöyle sevmiyor. Bizim vatandaş da diyor ki ya Mert Bey, ben bir hisse fonu alacağım. Bir yılda endeks %30 giderken ben %100 kazanacağım. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Ya da geçen sene işte piyasa %100 gitti. Ben %200 kazandım. Hoşuma gitmiyor. Ben diyor bir haftada bunu kazanmak istiyorum diyor. İşte bir haftada kazanmak isteyenler bu tip fonlara giremezler. Çünkü bu tip fonlarda öyle kumar hisseleri yok. Onlar borsaya giriyorlar. O kumar hisselerini alıyorlar. Sonra da paralarını batırıyorlar. Demek istediğim nedir? Bedava peynir fare kapanında olur. Bu fonlar çok çok daha sağlıklı, çok daha ciddi şirketlere yatırım yapıyorlar. Böyle asansör hisseler olmuyor maalesef. Evet, asansör hisseler. Bir de biraz önce Mert Bey'in verdiği örnekte, örnek veriyorum, 3 günde %100 kazanırsınız ama sonra tabii ki şimdi isim telaffuz etmeyeyim, bir hisse senedinden katılımcılar mesela 5 gün üst üste çıkamadılar. Yani Taban gitti. Dolayısıyla böyle çok... Fonda bu riskiniz yok. Niye? Fon bundan almıyor.
alsa bile, ki almıyor, alsa bile bunu 20'de 1 olarak alıyor ve çok çok daha iyi şirketler de koyuyor. Yani riskini hedge ediyor. Riskini şey, ben diyorum ya 20 tane hisse almanız lazım. Bunlar zaten bunu çözüyorlar için. Yani öyle şirketler koyuyorlar ki aynı anda hem hava yolları batacak, hem demir çelik batacak, hem çimento batacak, hem batacak, hepsi batacak. Yok öyle bir şey. Yani. Onun riski zaten, öyle bir risk yok dünyada. O zaman dışarı çıkmayalım yani diyorum hep yani. Şimdi hemen kısaca bireysel emeklilik yatırım fonlarına bir bakmak istiyorum. Aslında sektörde 379 tane fon var. Ancak temelde yatırım yapılan iki tane para birimi var. Bir tanesi dolar, bir tanesi ya bir tanesi döviz, bir tanesi TL. Dolayısıyla TL'de de bakacağımız aslında iki tane temel unsur var. Bir tanesi düşük orta riskli fonlar, bir tanesi yüksek riskli fonlar. Düşük orta riskli fonlar neler diye bakıldığında para piyasası fonu, bunlar mevduat fonu gibi düşünebiliriz. Yani piyasada bankaya gittiniz, mevduat ne getiriyorsa paralel bir getirisi olacak diye düşünebilirsiniz. Smart ve temkinli fonlar biraz daha mevduatın bir tık daha üstünde kazandırma potansiyeli olan fonlar. Borçlanma araçları da tahvil bono getirisine, müşteri katılımcısına veren fonlar olarak düşünülebilir. Şimdi yüksek riskli fonlar ise adından da anlaşılacağı üzere yüksek risk barındıran, yani en riskli fonlar olarak düşündüğümüzde içerisinde hisse olan fonlar olarak düşünülebilir. Dinamik değişken yine portföyünde bir kısım hisse bulunduran fonlardır. Sürdürülebilirlik hisse fonları ise sektörde hem yabancı hisse hem Türk hissesi bulunduran fonlardır. Hisse senedi fonları ise içerisinde Borsa İstanbul'a yatırım yapılan hisseler bulunan fonlardır. Eğer yüksek piyasa riski alabiliyorum ve ben bu işe gerçekten orta uzun vadeli bakmak istiyorum denildiği noktada hisse senedi fonları iyi bir yatırım aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu TL ağırlıklı fonların getirisine bir gerçekten geçmiş özellikle son 7 yılı 8 yılı bir görebilmek adına buraya koymak istedim. Para piyasası fonunun son 1 yıllık getirisi bugün itibariyle baktığımızda %32. Şimdi geçen sene açıklanan, yani geçen sene örnek veriyorum, 64 enflasyon açıklandı. Belki bugün Ocak ayını 67 enflasyon, 68 enflasyonla kapatacağız yıllık. 64 ile 68 enflasyon olan bir ülkede para piyasası fonunun getirisi %32. Tamam, paranız, ana paranıza bir şey olmuyor ama ki paranızı burada enflasyona karşı koruyamadığınız görülüyor. Son 5 yıllık getirisi %149, son 7 yıllık getirisi %232. Smartphone'larınki de yine son 7 yıllık getirisi %316. Borçlanma araçlarının yıllık getirisi %30 seviyelerindeyken son 7 yıllık getirisi %235'lerde. Dinamik değişken içerisinde hisse senedi bulunduran fonumuzun yıllık getirisi %81, ki enflasyonun üstünde açıklanan enflasyonun. 7 yıllık getirisi %1049. Yani katılımcısına %1000 1'e 10 olmuş. 1'e 10 getir sağlayan bir fon. Birimiz 10 olmuş. Ya 100 liramız, evet. 1 milyon olmuş. Çok güzel. Evet. Ve hisse senedi ve sürdürülebilirlik hisse senedi fonlarına baktığımızda bu da yine getirisinin %1000 üzerinde olduğu görülüyor. Hatta hisse senedi fonunun son 7 yılda katılımcısına 17 kat. Bu ne demek? Yani 100 bin liranız 1.7 milyon olmuş. 1 milyon yatırsaydınız 17 milyon olmuş. Kuvvetle muhtemel aynı dönemde dolar anca 5 kat artarken, ona bakarız birazdan, fonlar 17 kat falan artmış. Şimdi dövizli fonlara baktığımızda da aslında dövizli fonda Türkiye'de yerleşik bireysel emeklilik şirketlerinin kurmuş olduğu fonlara bakıldığında döviz bazında alabileceğiniz temelde 3 enstrüman var. Eurobond, yabancı hisse ya da altın. Dolayısıyla Eurobond tercihi yapacaksanız dış borçlanma araçları, yabancı hisse alacaksınız ya teknoloji fonlarından oluşan ya da S&P 500'den oluşan, Avrupa hisselerinden oluşan fonlar var. Bir de ONS'a yatırım yaptığımız için hem ONS getirisini hem de dolar getirisini katılınca sunduğumuz altın fonlarımız var. Bunların getirilerine baktığımızda Eurobond fonlarımızın son 7 yılda %867 kazandırdığını görüyoruz. Teknoloji fonlarının %1667 son yılda kazandığını, en sevdiğim fonlar arkadaşlar bunlar, kazandırdığını görüyoruz. Altın fonu ise son 7 yılda %1252, yani katılımcısına 12 kat kazandırdığını görüyoruz. Burada ne çıkıyor arkadaşlar? Borsalar altından bile çok kazandırmış. Şimdi, 7 yılda. Şimdi yıllık getiriye baktığımızda da şimdi teknoloji fonları yaklaşık 1 yılda %117 getirdi. Nasdaq %42 getirirken. Bunun nedeni ne? Biz Nasdaq'ın getirisini fona yansıtıyoruz. Bir de tabii dolar TL getirisini yansıtıyoruz. Dolayısıyla iki yerden kazanmış oluyorsunuz bu teknoloji fonlarında. Gram altında da benzer şekilde. Gram altında hem ONS getirisi hem
döviz getirisi altın fonlarımızda benzer şekilde. Dış borçlanma Eurobond fonlarımızda doların %61 arttığı bir yıllık dönemde yaklaşık %77 getiri sağladı. Borçlanma araçları fonu negatif tahvil bonu getirisine rağmen katılımcılarına %30 pozitif getiri vermeyi başardı. Borsa İstanbul fonlarının ortalaması da %61 Borsa İstanbul'un kazandırdığı dönemde yıllıkta %93 şekilde gerçekleşti. Burada duralım. Burada ne anlatıyor arkadaşlar bize? Şunu anlatıyor ki biz eğer yatırım fonu alırsak endekslerin Nasdaq'ta olsa, Türkiye borsasında olsa neredeyse %30, %40 daha üzerinde kazanmışız. Bunun nedeni de deminden beri anlattığımız gibi bireysel yaptığımız işlemlerden daha iyi yönetiliyor bu fonlar. Ve daha iyi şirketler seçiliyor. Aynı şekilde dolar tutacağımıza mesela Eurobond tuttuğumuzda, hep söylüyorum çünkü doların enflasyonu var, dolar paramızı eritiyor. %61 kazanırken %77 Eurobond'dan kazanmışız. O da yaklaşık yani %60'ın %30 daha üzerine çok çok iyi bir oran. %60'ın %30 yani 100 dolarımız 130 dolar olmuş. Bu da çok iyi bir getiri. Devam edelim. Teşekkürler. Yatırım fonlarına da hızlıca bakacak olursak neden yatırım fonu mantığını biraz bahsetmek istiyorum. Hep bireysel emeklilik fonları üzerine konuştuk da katılımcılarımızdan bununla ilgili çok soru geliyor. Evet. Yani yatırım fonu yatırımı nasıl yapabilirim? Ne seçebilirim? Neden seçmeliyim? Çünkü ben gidip kendim Eurobond alacağım diyor mesela. Şimdi kendiniz Eurobond aldığınızda çok küçük parayı alamazsın bir kez. 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira, 20 lira alamazsın. Burada 5000 lirayla bile alabiliyorsunuz. Bu birincisi. Alt limit var. Bir de bireysel alınan Eurobond'larda %40'a varan bir vergi var. Eurobond fonlarındaki stopaj oranı sadece %10. Bu çok önemli. Bir de pardon Selma. Orada beyanname doldurmanız lazım. Beyanname doldurmak o kadar zor bir şey ki yıllık tek tek beyanname dolduracaksın. Bir hata yaparsan vergi cezası yiyeceksin. Belli kırımları var. Burada hiç öyle bir şey yok. Stopajla direkt kaynağında devlet alıyor. Hiç uğraşmıyorsun. Burada yani ortalama bir vatandaş için çok büyük bir yükten kurtarıyor. Bunu da not alalım tekrardan. Evet. Bir de tabii profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetiliyor. Piyasa uzmanları tarafından sürekli takip edilen aktif bir fon yönetimi yapılıyor. İşte düşükten alınıp yüksekten satma, gerektiğinde vadeyi uzatıp gerektiğinde vadeyi kısaltma gibi gerçekten hani literatürde trading denilen yani alım satımın günlük olarak yapıldığı ve piyasa hareketlerinin günlük olarak getirilere yansıtıldığı bir yönetim olarak özetlenebilir. Bununla birlikte mevcut kıymetlerin değerlemesi, kontrolü, kupon, faiz, temettü tamamen bu fonların içerisine giriyor. Bununla ilgili bana çok soru geliyor. Hı hı. Diyor ki şimdi benim diyor hisse senedi fonunda hissenin verdiği temettü ne oluyor? Bravo. Tabii ki fonun içerisine. Bunun çok sorun oluyor. Çok sorun oluyor. Eurobond'un kuponu fonun içerisine dahil ediliyor. Hissenin temettüsü fonun içerisine dahil ediliyor. Fonu bir havuz olarak düşünün. O fonun içerisindeki paranın tüm Neması, artısı, eksisi hepsi o havuzun içerisinde yönetilmeye devam ediyor. Şöyle anlatayım. Yani temettü geldiğinde temettü sizin cebinize direkt banka havale yapmıyor. O temettüyü fonun içine koyuyorlar ve tekrardan hisse senedi alıyorlar. Dolayısıyla fonun getirisi artıyor. Yani normalde %50 artacak bir fon %55 artma nedeni temettünün üzerine konmuş olması. Yani aslında o temettüyü çekip yemeyecekseniz bu yatırım fonunun üzerine konacaksa bunu en iyi yönteme bu. Direkt üzerine hisse senedi olarak devam ediyor ve karlılığınız artıyor. Özellikle son birkaç aydır bana ciddi buna ilgili sorular geliyor. Çünkü Eurobond'un getirisi çok iyi olduğu için. Şimdi bireysel Eurobond mu alalım, Eurobond fonu mu alalım? Peki aradaki en temel farklardan biri de kolay nakde çevirebilme özelliği. Şimdi bir tane örnek veriyorum. 2036 vadeli bir Eurobond aldığınızı düşünün. Eğer piyasa fırsat vermezse, yani maliyetlerinizde piyasa getirisi bir satmak için fırsat yaratmazsa vadeye kadar tutma zorunluluğu doğabilir. Ama burada maksimum T+3 günde bir Eurobond fonunu nakde çekebilirsiniz. T+3 gün nedir Türkçesi? Bugün sattığınızda 3 iş günü sonra evet. Para hesabınıza fonların gelir. Genelde böyle bir günü vardır. Hani bugün sattım, yarın sabah hesaba bazıları geçmez. Eurobond fonu mesela 3 gün sonra hesaba geçer. Bunda T+3 deriz. Bazı serbest fonlar hariç giriş çıkış komisyonu sıfırdır yatırım fonlarında. Örnek veriyorum bireysel olarak hisse senedi aldığımızda aracı kurum komisyonu veririz. Aldığımız işlem hacmi üzerinden yaptığımız işlem hacmi üstünden. Ama hisse senedi fonu aldığınızda bunun giriş çıkış komisyonu sıfırdır. Bireysel yatırımcının erişimi zor olduğu uluslararası araçlara yatırım yapma olasılığı tanır. Mert Bey'in çok sevdiği o teknoloji hisselerine çok kolay
bir adımla yatırım yapma fırsatı tanıyor. Tabii aslında. Mesela şimdi ben hep onu soruyorum. Bana soruyorlar mesela yatırım Nasdaq'ta ben işte Jeff Bezos'a yani Amazon'a, Elon Musk'a işte diğer şirketlere ortak olmak istiyorum. Amerika'dan buradan bir hesap açacağım. Parayı Amerika'ya yollayacağım. Oradan da hisse senedi alacağım diyor. Ben diyorum ki sakın ha bunu yapmayın. Niye? Bu Türkiye borsasından da daha zor. Çünkü yurt dışını takip etmen lazım. Saat farkı var. Uykudayken bir haber gelir. Bir anda piyasalar çöker. Sen kalktığında %40 zarar edebilirsin. Bir de orada böyle free fall dediğimiz serbest düşüşler olabiliyor. Dolayısıyla eğer yurt dışında hisse senedi almayı planlıyorsanız ve çok vakti olan bir insan değilseniz trade için mümkün olduğu kadar bunu ben dahil ben de öyle yapıyorum. Asla tek başıma almıyorum. Gidiyorum oradaki yatırım fonları üzerinden alıyorum. O zaman içinde bunun Amazon'da oluyor, işte Tesla'da oluyor vesaire de oluyor. Bir de yatırım fonlarının mantığı şu arkadaşlar. Bunu tekrar altına çizmek lazım. Bir yatırım fonu aldığınızda bunun içinde çok iyi şirketler oluyor. Ama sonra o çok iyi şirketin firma sahibi ölebilir. Bir dava açılma süreci olabilir. Firma sahibinin Trump'la veya Türkiye'deki siyasetçilerle herhangi bir nedenle bir anlaşmazlığı olabilir. Bin tane neden olabilir. Yatırım fonu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu fon biraz, bu şirket biraz riskli diyor. Ben bu şirketi çıkarıyorum şeyimden, portföyümden yerine bunu koyuyorum diyebiliyor. Dolayısıyla iyi şirketleri seçiyorlar. Şirketin durumu kötüleştiğinde de performansı vesaire çıkarıyorlar. Yerine yenisini koyuyorlar. Bunları siz bireysel olarak hiç yapamazsınız. Hele yurt dışında bunu yapmak imkansız. Hem İngilizceniz çok iyi olacak hem saatleri çok iyi takip edeceksiniz vesaire. Dolayısıyla ben daima yurt dışı hisse senedileri veya diğer yurt dışı fonları alırken hisseleri alırken yurt dışı fonları o yüzden yıllardan beri kullanıyorum. İsimlerini biliyorsunuz zaten işte AFT, YAY falan yıllardan beri kullandık söyledik zaten. Hisse senedi yoğun fonlarda vergi avantajı sağlanarak kazançlardan %0 stopaj kesilmektedir. Eurobond fonlarında biraz önce belirttiğim gibi bir resim olarak aldığınızda %40 işte beyan zorunluluğu var. Eurobond fonunda ise sadece %10 stopaj bulunuyor. Bir yatırım fonları işte serbest fonlar, para piyasası fonları, değişken fonlar, kıymetli maden fonları, gümüş altın gibi, hisse senedi fonları, gayrimenkul fonları, girişim sermayesi yatırım fonları gibi başlıklardan oluşuyor. Burada yine risk profilinize göre, piyasa beklentinize göre ve uzman yatırım danışmanlarından görüş alarak yatırım yapma fırsatınız bulunmaktadır. Fonların diğer yatırım araçlarıyla olan getirisine baktığımızda yabancı hisselerin getirisi %103 ortalama yatırım fonunda, doların getirisi %42 iken altının getirisi %73, altın fonun getirisi yine %73, doların getirisi 61 iken dış borçlanma araçlarının getirisi %78. Dolayısıyla mevduat %31 getirirken temkinli fonlar aynı seviyede getirdi. Borçlanma araçları fonu %47 pozitif getiri sağladı faizler yükselmesine rağmen. Borsa İstanbul'un %60 getiri sağladığı bir yılda da hisse senedi fonu getirisi %98 seviyelerinde gerçekleşti. Dolayısıyla burada hani bireysel olarak banko kıymet takibi yerine piyasa beklentinize ve fon tercihlerinize göre, menkul kıymet tercihlerinize göre fon tercihini yapmak bu işin en iyi yönü. Bizim çalışma modelimiz çok soruluyor. Tabii bu evet. Videolardan sonra hani sizler ne yapıyorsunuz? Ve çok şikayet geliyor biliyor musun Selma Hanım? Sizden çok şikayet var. Ne gibi? Benim 10 bin liram var diyor. İlgilen diyorum diyor. Çoğalt paramı 200 bin lira yap diyorum. Yatırım fonlarında Selma Hanım cevap vermedi bize diyorlar. Niye öyle? Şimdi şöyle. Limitimiz mi var Selma Hanım? Diye şaka yapıyorum. Ben de aynı dertten müstakim. O yüzden bunu anlatalım. Yok bir şaka yaptım. Hayır, bu da çok çok sabretemiz bir insan görüyorsunuz. En ufak şeyi ciddiye alıyor böyle. Buralama giriyor. Hayır. Şimdi gerçekten yoğun bir talep var. Bu arada sırası dönmeye gayret ediyoruz. Bununla ilgili kimsenin gerçekten aklına en ufak şey gelmesin. Ancak yine de tabii butik bir hizmet verdiğimiz için belli bir limitin üstüne maalesef çalışmak zorundayız. Yani bu yetişemezsin yoksa değil mi? Yetişemeyiz hem de hizmet kalitesi açısından da bu önemli. Şimdi katılımcılarımızın çalışma modelini hep merak ediyorlar. Ben buradan topluca söylemiş olayım. Evet. Tüm katılımcılarımızın portföylerinin izlendiği ve risk profiline göre gruplandırdığı bir platformda çalışıyoruz. Ve bu platformda piyasa dinamiklerine göre belirlenen öngörüler ve fon dağılımlarını katılımcılarımızın risk seviyelerine göre ve piyasa beklentilerine göre gruplandırıyoruz. Ve daha sonra katılımcı bilgilendirme, bu fon bilgilendirme ve fon seçiminden sonra da katılımcıları aralıklarla bilgilendiriyoruz ve fon takiplerini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu işin, isterseniz bireysel emeklilikte olun, isterseniz yatırım fonlarında olun, bu işin ki özellikle bireysel emekliliğin temel prensibi doğru fon seçimi. Bakın doğru fon seçiminde olup 500 bin lirasını 7 milyon yapan var. Yanlış fon seçiminde olup 500 bin lirası 700 binde kalan insanlar var. Dolayısıyla lütfen bulunduğunuz
bireysel emeklilik şirketine ya da yatırım fonu yatırımı yapıyorsanız bankanızdaki müşteri temsilcisine lütfen piyasa öngörüsü ve fonların içeriğiyle ilgili bir bilgilendirme sorunuz ve lütfen doğru yönlendirme konusunda yeterince bilgi aldığınıza emin olun. Peki o zaman çözümü nedir bunun? Vatandaşın sana ulaşması lazım. Senin telefonunu bence bu YouTube'un altında bir yere yazalım. Vatandaşın çok fazla soru gelecek. Bunları nasıl süzeceksin bilmiyorum. Ama eğer burada cevaplamadığımız bir soru veya danışmanlık almak isteyenler varsa da Selma Hanım'ın telefonunu Instagram'a yazacağız şimdi YouTube'a. Oradan ulaşırsınız. Ama dediğim gibi lütfen şunu yani biraz hakkaniyetli olmamız lazım. O elinden geldiği kadar ben de öyleyim. Çünkü biz iyi niyetli insanlarız. Mümkün olduğu kadar her soruya ve her şeye cevap vermeye çalışıyoruz. Ama eğer orada soruların cevabı varsa lütfen aynı soruları defalarca sormayın. Birincisi o, rica ederim. Çünkü yani 1000 kişi aynı soruyu sordu mu, dolar mı altın mı deyince insan sürekli altın demekten yoruluyor ve enerjisi bitiyor. Birincisi o. İkincisi rakamlarınız çok düşükse yani 10 bin, 20 bin, 30 ise 30 binse fon yönetimi için mutlaka Selma'ya yazdığınızda bu kız hanımefendi cevap vermeye çalışacaktır ama bundan bir sürü insan olduğu için gecikmeler olabilir. Gecikmeler olduğunda bana yazmayın. Hani bana yazıyorsunuz ya Selma Hanım'a işte yazdık. Gerçekten çünkü yazıyorlar. Yani 10 bin liram var. Ben bunu işte yönetmek istiyorum. Dönüş yapmadı. Yapamayabilir. Yetişmiyor. Dolayısıyla hani mümkün olduğu kadar bunu da anlayışla karşılamanızı rica ederim. Elimizden geldiği kadar da tabii dönmeye çalışırız. Ama ana fikir bizim size dönmemiz değil arkadaşlar. Biz bu programları o yüzden bu kadar kanallara çıkıyoruz bunları anlatıyoruz. Ana fikir burada bunları anlayın. Seyredin. Anlamazsanız bir daha seyredin. Sonra bir daha seyredin. YouTube'da da var bunlar. Başka hocaları da seyredin. Sonra deyin ki Allah razı olsun biz anladık. Rahat rahat seyredebiliyoruz diyebilmeniz lazım. Yoksa tek tek her soruya cevap vermemiz çok zor olabiliyor Selma. Evet. Gerçekten çok zor. Çok zor değil mi? Ama elimizden geldiğince tabii herkese yardımcı olmaya ve bilgimizi paylaşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de elimizden geldiğince. Ben çok teşekkür ediyorum.